Merhabalar Ortega Yollarda takipçileri. Dedelerimizin at koşturduğu yerde biz dolap açıp yemek yapıyoruz. Bugün Ortega'nın mutfağında sucuklu nohut yemeği yapacağız. Ortega'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size sucuklu nohut yemeği yapacağım. Evet, malzemelerimizi sayalım. Haşlanmış nohut. Akşamdan ıslatmaya vakit olmadı. O yüzden hazır kullanacağım. Tavuk suyu. Bu da aynı şekilde. Zaman olmadı tavuk suyu yapmaya. Bunu da hazır kullanacağım. Domates, soğan, sucuk, biber, minimum baharat malzemeleri. Nida gazozunu içeceğim arkadaşlar. Elbette ki yemeğe katılmayacak. Ha, en önemli şeyi unuttuk. Salça. Adana salçası. Salçamızı alalım. Salçamız da hazır. Burada zaten. Salçamızı da aldık. Evet arkadaşlar, Atış Market'ten almış olduğumuz zeytinyağımızı, bak burayı özellikle altını çiziyorum. Kapıkule Atış Market'ten almış olduğumuz zeytinyağımızı kızan tavamızın içine döküyoruz. Sonra soğan ve biberimizi kavuruyoruz arkadaşlar. Ben bunun ikisini bir kavurmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar hani programlarda diyor ya, pembeleşince ne pembesi lan? Bakacağım bu soğana, bibere, kendinden geçti geçercesine pişireceksin. Bizim orada soğan öldürmesi derler. Ölene kadar kavuracaksın. Televizyonda diyorlar ki soğan diyor pembeleşince, ne lan, burada dizi mi çekiyor? Pembe dizi mi çekiyor? Soğan ölecek. Başka yolu yok. Ama ben biraz diri sevdiğim için soğanla biber zekaretteyken, yani ölmek üzereyken salçamızı ilave edelim. Ya salça şimdi mi katılan diyorlar. Ben böyle seviyorum arkadaş. Bu benim tarifim. Salçayı da içine yayıyoruz arkadaşlar. Ha, kafamı bozdular. Domatesi de katıyorum. Hadi. Dur. Hadi. Ha, domatesi de katsın. Hadi. Hadi ne yapacaksın? Domatesten salçayı bir katsın. Ha. Var mı itirazın? Yemeğimizin harcının %69'u tamam. Sucuğumuz kaldı. Sucuğumuzu katacağız. Ondan sonra da sucuktan sonra da biraz su ilave edeceğiz. Keyfe yeter. Kim nasıl istiyorsa. Ondan sonra da nohutumuzu katıp tenceremizde istirahatine çekittireceğiz. Ondan sonra kendi kendine yemek olacak inşallah. Şimdi de sucuğumuzu ilave ediyoruz. Sucuklu nohut yemeğimizi, sosumuz yüzde, sucuğu da kattıktan sonra %82 civarında hazır oldu. Şimdi bu iyice birbirine kaynaşacak bunlar. Birlik beraberlik örneği gösterecekler burada inşallah. Evet arkadaşlar, sosumuz %85, %90 civarında hazır. Suyumuzu katacağız. Suyla birlikte haşır neşir olduktan sonra hazır nohut kullanacağım bugün. Ha, şey katmadık. Et suyu. Ya sucuk kattık, et suyuna gerek yok zaten. Evet. Yemeğimiz olmak üzere. Buradan Çağrı'ya buyruk diyor ki işte şoför. Ya sen istediğin kadar uğraş abi. Recep İvedik. Adam hallediyoruz. Evet. Hazır olan yemeğimize. Allah lan, yumurta. Lan yumurta nereden çıktı lan? Lan biz nohut yapacaktık. Tüh. Neyse, bu da böyle olsun. Lan buna da nohut katılmaz ki şimdi arkadaş. Ha. Evet arkadaşlar, küçük bir iş kazası yaşadık. Sosumuzun içine yumurta kırdık. Hep Çakır Eldal kuyruğun yüzünden. Onun adını, o zaten onun adı geçti mi bir şeyde?
Ben bir şeylere ters yapıyorum, farkındayım. Gel de duymasın. Yemeğimiz nohut yemeği değil de melemen oldu. Sıkıntı yok. Onun da gideri var. Bunu da öğrenmiş oldunuz bilmeyen arkadaşlar. Bazıları yumurta kırmayı bilmiyor. İşte vazgeçilmezimiz Niğde gazozu. Onu da açıyoruz. Gazozumuzu da açtık. Sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezliği Niğde gazozu. Yapandan getirenden götürenden Allah razı olsun. Gerçi koskoca Niğde gazozu bizi görmedi de Kapıkule Atış Market bize Niğde gazozu sponsor oldu. Buradan da Abdullah Atış'a sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Yemeğimizin tadına bakıyoruz. Elime sağlık. Çok güzel olmuş. Buyurun beraber olsun. Bu bir yemek paylaşımı değildir. Buradan Yakup Kalıntaş abimi sevgi saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun. Evet değerli takipçilerimiz, sizler için soğum yaptım. Bu soğumu sizler için yiyorum. Niğde gazozu. Şimdi alayınıza afiyet olsun. Alayınızın yolu açık olsun. Sana zıkkım olsun. Sana zıkkım olsun. Sen kendini biliyorsun. Niğde gazozu.